An beri CMK 160'ı en az 3-4 kez telaffuz etti Ali Mahir Başarır, CHP Mersin Milletvekili. Başka konseptler içerisinde telaffuz etti. Cemil Çiçek de Aytun Çerkin'e verdiği bu röportajda CMK 160'a birden söz ediyor. Ama nasıl söz ediyor? Diyor ki, Sedat Peker'in açıklamaları oldu, günlerce tartışıldı. Bunun neresi doğru, neresi yanlış? Kim ortaya çıkaracak? Cumhuriyet savcıları. Ben dedim ki diyor Cemil Çiçek bunun binde biri bile doğru olsa savcıların harekete geçmesi lazım. Bunu da CMK 160'a 1'e göre söyledim. Siz de ilginç bugün 100, CMK 160'ı 3 kez söylediniz programda. Ne diyor 161? 1 Cumhuriyet savcısı ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez kamu davası açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar. Cemil Çiçek diyor ki ezberledim artık bu maddeyi istikam marşı gibi diyor. Sizin de ezberinizde mi bu madde? Tabii ki. Peki. Şimdi o şemayı getirelim. Yani Sedat Peker'in bugüne kadar ortaya attığı iddialarla ilgili olarak Mülksüzler A adlı yapının oluşturduğu şema. Sayın seyirciler bu A e, modellemesi, A haritası. A'da bir yandan düğümler var. E, burada farklı renkte düğümleri görüyorsunuz ve farklı büyüklükte. E, o düğümün büyüklüğü e, Sezin Hanım, e, şeye göre hakkındaki iddiaların ne kadar çok olduğu, ne kadar çok yerde bahis geçtiğine göre. Bir de bağlantılar var. Dediğim gibi Mülksüzler A adlı e, oluşumun e, sosyal medya hesabının hazırladığı bir A. Yani şey yöntemle, e, temeli olan yöntemlerle, bilimsel temeli olan yöntemlerle hazırlanan bir şey. Şimdi burada Ali Mahir başarı ve Uğur Dündar'a Sezgin Baran Korkmaz dava açtı. Peki burada SBK nerede? Sezgin Baran e, Korkmaz'la ilgili e, bölüm. O kadar çok suç var işte burada. <gülüyor> <gülüyor> suç iddiası. O kadar çok Şurada suç iddiası, iddiası var. var. Evet bir altta pardon. var. Dolayısıyla göremeyecek. Siz tam ekrana getirin ben oradan okuyayım. Burada ne var? İşte Sezgin Baran Korkmaz. Efendim işte e, Paramount Hotel diyor. E, Kraça Holding diyor. SBK Holding diyor. İşte Kamil Feridun Öz Kahraman var orada. Sezgin Baran Korkmaz'ın sigorta dolandırıcılığına ilişkin e, iddia var. Şu anda ekranda sağ alt köşedeki bölümü okuyorum sayın seyirciler. Ondan sonra e, Sezgin Baran Korkmaz'dan rüşvet istenmesi var. Aa, Beyis Ateş de var burada. <laughs> Veis Ateş de var burada. Evet. onunla ilgili de çünkü bir e, iddia var. Ondan sonra işte Sezgin Baran Korkmaz'ın kara para aklaması iddiası yer alıyor. Efendim onun üzerinde Sezgin Baran Korkmaz'ın e, kaçışı e, iddiası yer alıyor. E bu kaçışta e, iç işleri'nin rolü olup olmadı yani kaçış derken ona bir sinyal verilip e, verilmediği. Efendim Veis Ateş'le ilgili olarak Veis Ateş'in onu arayıp Sezgin Baran Korkmaz'ı arayıp kaç para istiyordu ses kaydında? 10 milyon 10, euro. 10 milyon euro e, verirsen sanki bu işler olacak gibi. Yani kendisine istediği anlamında söylemiyoruz o kayda dayanarak o kayıtta. Da, e, sanki birilerine dağıtılmak üzere değil mi 10 milyon? Hayır için mi yapıyor? Kendisine pay almayacak mıymış? Tamam 10 milyon euronun kendisini istendiği anlamında söylüyoruz. 115 trilyon. Yani A şunu demiyor mı? herhalde Vihit Ateş. Benim payım 10 milyon euro, ver ben halledeyim. Onu demiyor. Dem demiyor. Evet. Yani bir rol üstlenmiş orada kendisine. Ee, SBK'dan yani SBK'ya toplam faturayı söylüyor. 10 milyon euroya bu iş olacak gibi. Bir takım sorunların halli olacak gibi. Bunlar iddia. Bunlar iddia. Ama Vihit Ateş tabii şöyle söyledi. Bu ses kaydı montaj dedi. Bu ses kaydı doğru değil dedi. E, vallahi biz bir meslektaşımız adına montajsa olsa olsa sevinirim ben. Çünkü bir meslektaşımın gerçi meslektaş da demeyeyim ona. Yani. Nice e, mesleği hakkıyla yapan insana da ayıp olacak öyle derse. geri aldım o sözü. Ama en azından hani bir kişinin e, akla, e, suçsuz durumdaysa mahkeme de buna karar verirse e, ne güzel işte hakkındaki iddialar olmasına rağmen suçsuz ilan edilir, aklanmış olur. Ama bunun için Veysel Ateş'in bir hukuki girişim başlatması gerekir değil mi Ali Bey? O söylesinde de yapacağını söylemiş. Ortada bir şey yok. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz size ve Uğur bir, niye bir, dava açtı? Sadece Sezgin Baran Korkmaz değil. Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan da bana dava açtı. Bakın çok ilginç. Şimdi burada bir çok ilginç karanlık Türkiye'nin resmini görüyorum ben. Şu anda karanlık Türkiye'nin evet. bir resmini görüyoruz. İddia Gerçekten boyutunda. İddia boyutunda. Ama Bakın, it, korkunç iddialar. İddiadan öte şeyler var. Hı -hı. Sedat Peker'in, Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili iddiaları bir tarafa bırakalım. Niye? İşte diyorlar ya, suç lideri, suç makinesi. Aslında burada kimin suç makinesi olduğu da tartışılır bu tabloda. Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili Maliye Bakanlığı'nda görevli masak görevlilerin bir raporu var. Allah aşkına yani şimdi Sedat Peker'i bir kenara bırakıyorum ben. 150 sayfalık bir rapordan bahsediyorum. Hı hı. İşte Amerika'daki soruşturmadan almış oradaki paraların Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank üzerinden ki bu rakamlar 100 bin dolar falan değil 20 milyon dolar, 30 milyon dolar girişler yapılmış. Nasıl Türkiye'ye geldi? Kimlerle beraber bu paranın aklandı, aklandığı, aklanmaya çalışıldı ve raporun sonuç bölümünde bu kişinin ve raporda yazan işte bir sürü o insanın, iddiadaki insanın kara para suçunu işlediği raporda yazıyor bakın. Eee resmi olarak da sahtecilik, dolandırıcılık suçlarının işlediği öngörülmüştür diyor. Bunu masak şu anda Maliye Bakanlığında görev yapan göreliler diyor. Peki bu kişi yurt dışı çıkış yasağı koyuluyor mu? Evet. Mal varlığına tedbir koyuluyor mu? Evet. Bu rapor gelmeden, daha bu rapor beklenirken bu tedbir ve yurt dışı çıkış yasağı kaldırılıyor mu? Evet. Mallar kaçırılıyor mu? Bu beyefendi yurt dışına kaçıyor mu? Evet. Peki Dönemin Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ne oluyor? Anayasa Mahkemesi üyesi oluyor. Dönemin Başsavcı Vekili ne oluyor? Adalet Bakan Yardımcısı oluyor. Ve biz de bunları herhalde yanılmıyorsam, bu bunların bir programında uzun uzun konuştuk. Ben o kadar çok konuştum ki yani her yerde bunları. Ama inanın meclis kürsüsünde de, televizyonlarla da özellikle masak raporundan yola çıkarak konuştuk. ''Aa, İrfan Fidan bana dava açıyor. Şimdi ben bir soru soruyorum. Çok somut bir soru soruyorum. Bir kez daha soruyorum. Yurt dışına Sezgin Baran Korkmaz çıktıktan sonra ve masak raporu geldikten sonra Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili yakalama kararı verdiniz. Bir de onun en yakın adamları, avukatları gözaltına alındı. Ve hepsi o gün tutuklamaya sevk edildi. Çok net bir soru sordum. Aslında hemen ortaya çıkabilir. Sezgin Baran Korkmaz'la Elif Hanfi'den bir telefon görüşmesi yapmış mı? Bu kadar. Sorduğum soru bu. İrfan Fidan dava açtı. Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı dava açtı. Uğur Dündar'a dava açıldı. Şimdi bu neden oluyor? adamlar çok haklı. Sezgin Baran Korkmaz çok haklı. Adam ben bu kadar halt, bu iddialar var. Ben bugün Mal varlığımda bir de kalktı, ben yurt dışına da çıktım, bana hiçbir şey olmadı. Hatta beni Süleyman Soylu da savundu. Benimle en yakın ilişkide olan Korkmaz Karaca, hala AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi. E tabii ki ne yapmamız lazım? Bunlara biz dava açalım. Çünkü suçlu Ali Mahir Başarır, Uğur ve sizsiniz. Biziz suçlu çünkü. Böyle bir şey olabilir mi? Allah aşkına birisi bana söylesin. Dünyanın neresinde böyle bir yargılama olabilir? Ben yerinde olsam İrfan Fidan hakkında hakimler, savcılar kuruldu, soruşturma açarım. O bir talepte bulunmuş bakın başsavcı sıfatıyla kaldırılması için. O başsavcı vekili hakkında da herhal soruşturma açarım. Normal bir düzenle bu böyledir. Ne oluyor? Bu beyefendilerin birini Adalet Bakan Yardımcısı yapıyoruz, birini Anayasa Mahkemesine yolluyoruz. Ve ben Sezgin Baran Korkmaz'ı, avukatını, İrfan Fidan'ı küçültmüşüm. Aslında 84 milyonun onlara dava açması lazım. Bu ülkenin onurunu, haysiyetini küçülttükleri için. Ziraat Bankası'nı, Halk Bankası'nı, Vakıf Bankası'nı, devletin kamu bankalarını bu işlerde kullandıkları için. Ve bir şey daha söyledim. Bakın, Ziraat Bankası'nın gerek kredi, gerek bu para hesap ilişkilerinde şeffaf ve hukuki davranmadığı için yaptırım olacak dedim. Almanya'dan yaptırım geldi mi? Şimdi bu Sezgin Baran Korkmaz yarın ABD teslim ettikleri zaman ikinci bir Reza Zarrab olayı, ikinci bir Halk Bankası olayını yaşayacağız mı? Yaşayacağız. Çünkü e, Amerika'dan para geliyor 30 milyon dolar. Ya bunu bir şüpheli işlem olarak bildirmez misin? Masak söylemiş bunu. Burada görevini.